Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugünkü videomuzda elipsli bir şekil çalışacağız. Şöyle Satürn gezegenini andıran bir şeklimiz var. Hemen ayarlarımıza bakalım. Polarımız açık. Oslerimiz açık. Üzerine gelip sağ tıklayalım. Settings'ten kontrol edelim. End point, mid point, center ve intersection açıksa tamamdır. OK deyip çıkalım. Önce line komutuna gelip bir dikey eksen çizelim. Uzunluğu çok önemli değil. Göz kararı çizebiliriz. Şöyle 140-150 gibi. Aynı şekilde bir tane dikey eksen. Bunun da uzunluğu çok önemli değil. Daha sonra düzeltiriz. Daha sonra arkadaşlar komut seçmeye gerek kalmadan şöyle ortasından tutup midpointleri çakıştıralım. Ve C Enter deyip burayı merkez olarak seçelim. Çapımız 120. 60 gelebilirsiniz. Kolay bir sayı zaten ama diameter deyip bu şekilde direkt çapa da ayarlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar rotate deyip şu dik ekseni 45 derece çevirip aynı zamanda kopyalamak istiyoruz. Rotate dedik. Row enter seçtik. Şimdi base point diyor. Merkezi seçelim. 45 deyip geçerseniz arkadaşlar dik eksen gider. Çapraz eksen gelir. Ama copy derseniz hem orijinal olarak kalır hem de kopyası 45 derece olarak gider. 45 enter diyelim. Bu şekilde çapraz eksenimiz hazır. Şimdi yatayla 55 mesafesi var. O enter diyelim. 55 enter diyelim ve şu yatay ekseni yukarıya atalım. Evet, kısa geldi. Sorun değil. X enter deyip şöyle uzatalım ve enter deyip çıkalım. Elipsimizin şu ucu tamamdır. Şimdi bu noktaya da ihtiyaç var. Şöyle 45 derecelik değil mi? 45 derece ve 26 uzunluğunda bir çizgiye ihtiyacımız var. Hemen line diyelim ve şöyle merkezden girelim. Ve et 26 küçüktür. Kaç derece arkadaşlar bakalım şimdi. 0, 90, 180, 45 daha 225. Evet. Enter deyip bir daha çıkalım. Yatayla 45 derece yapan ve 26 uzunluğunda çizgimiz hazır. Şimdi elips çizelim arkadaşlar. Kısa yolumuz L. Enter diyelim. Ve merkezden başlayacağız. Dolayısıyla ister C Enter deyin ister Center tıklayın. Aynı şey. Şöyle tıklayalım. Bakın ilk önce uzun eksen arkadaşlar. Şuraya gelip Endpoint. Buraya gelip buranın Endpoint'ine tıklayalım. Elipsimiz tamamdır. Şimdi pardon. Şu yatay ekseni artık atalım. Onunla işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar 8'lik bir offset mesafemiz var. İçeriye atacağız. O enter ve 8 enter diyelim. Şu elipsimizi tutup içeriye atalım. Bir tane de dışarı atalım arkadaşlar. O da eksen çizgimizi dışarıya taşırmak için kalıp olarak kullanacağız. X diyelim ve şöyle tutup şöyle gidene kadar enter deyip çıkalım. Bununla işimiz kalmadı. Delete diyelim. Şimdi arkadaşlar vakit geçirmeden eksen çizgilerimizi artık ayarlayalım. Bir tanesini seçelim şöyle. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Bende şu an center bulunuyor. Sizde eğer yoksa other deyip buradan da load deyip center'ı getirebilirsiniz. Center'a geleceksiniz ve OK deyip çıkacaksınız arkadaşlar. Bu kadar kolay. Ben de şu an olduğu için center bulunuyor. Ben dolayısıyla cancel deyip çıkıyorum. Herhangi bir eksen çizgisi olması gereken çizgiyi seçiyoruz ve buraya gidiyoruz. Center'ı tıklıyoruz. Çizgimiz center oldu. ESC'ye çıkıp seçim komutun modundan alalım. Şimdi arkadaşlar bunu seçip tekrar CTRL1 diyelim. Ne yapmamız lazım? Önce rengini düzeltelim. Beyaz olmaz. Magenta olsun mesela, değişik olsun. Center. Scale'in ise arkadaşlar 0.3 gibi bir değer iyidir diye düşünüyorum. Bakalım. ESC'ye çıkıp basıp çıkalım. Güzel, tamam. Şimdi CTRL1'i kapatalım. Buraya tekrar tıklayıp arkadaşlar. Bu bizim neyimiz oldu? Source objemiz oldu. Ve Match Properties'e tıklayalım. Ondan sonra ne sorsun bize? Destination objeleri sorsun.
Bunlar da bizim destination objelerimiz oldu. Enter deyip çıkalım. Şimdi sıra geldi trim'e. Dikkatlice şöyle çekelim ve keselim arkadaşlar. Ne var burada? Evet, şurası var. Burası var. Sanırım tamam. Buradan çıkıyoruz Enter'la. Ondan sonra dimension'larımızı verelim. Lineer diyelim arkadaşlar. Şuradaki kısımdan şurasını 55 olarak verelim. Aynı şekilde burayı da 55 olarak verelim. Alignment diyelim. Şuradaki 26'yı verelim arkadaşlar. Dikkatlice. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra çizgiyi artık silebilirsiniz. Bunun zaten eksen ölçüsü olduğu bellidir. Elipse özel konuşursak. Ondan sonra Angular diyelim. Bu şekilde 45 derecemi de verelim. Son olarak yine Alignment deyip şuradaki 8 offset mesafesini de dikkatlice verelim. Evet. Çizgiyi kalınlaştırmak için arkadaşlar, isteyenler için yapalım. Bir tanesini seçelim şöyle. Çizgi kalınlığı çubuğuna gidip şöyle 0.40'ı seçelim. Ama değişik olmuyor. Bunun sistem değişkeni şuydu. LW Display deyip tıklayalım arkadaşlar. Off konumunda biz bunu 10'a alırsak hesap tamamdır. Bunu alalım şöyle. Mesh Properties'ten istediğiniz gibi şöyle kalınlaştırma işini yapabilirsiniz. Çizginiz böyle daha canlı gözüksün istiyorsanız. Dimension'ları da şöyle tıklayıp CTRL1 ile istediğiniz gibi, pardon, seçip şöyle buradaki renk çubuklarından istediğiniz tarzda ayarınızı yapabilirsiniz. Şeklimiz bitmiştir. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.